Merhabalar. İstanbul Hepimizin sunduğu Şehir Hepimizin programının 39. bölümüne hoş geldiniz. Bugünün konusu İstanbul'un sosyal haritaları ve konuğumuz Profesör Murat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizi burada ağırlamak çok güzel. Evet, sağ olun. Zaman ayırdığınız için çok sağ olun. Sizinle daha önce konuştuğumuz gibi aslında bir yaptığınız birçok çalışmanın dışında bugün özel bir projeyle ilgili sizi ağırlamak istedik. Evet. Yani çok kısa isterseniz kendinizden bahsedin. Biraz İstanbul Çalışmaları Merkezi Kadir Has Üniversitesi'nde ne yapar? Amacı nedir? Biraz bunlardan bahsedin. Sonra adım adım bu özel olan projeyle ilgili konuşmaya başlar. Detayına ineriz. Şimdi ben ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldum. Doktoramı da aynı bölümde yaptım. İstanbul'un sanayi coğrafyası üzerineydi benim doktora şeyim. Ve o tarihlerden beri 1985'lerden sonra işte bugüne kadar yani işte kaç yıl, 30 yıl olmuş daha da fazla. Neredeyse 40 yıl oluyor. İşte İstanbul üzerine çalışıyoruz. Yani biz 1985'lerde bunları yaparken bu Ankaralılar İstanbul çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? İlhan Tekeli hocanın şeyinde bir araştırma grubu idi. Hatta bize takılmak için insanlar Ankara kaynaklı İstanbul çalışmaları okulu derlerdi. Çok güzelmiş. Yani. Şimdi zaman geçti. Ben başka üniversitelerde de çalıştım. Sonunda Kadir Has Üniversitesi'nin İstanbul Çalışmaları Merkezi'ni yönetmek üzere bir davet aldım. Bu davet içinde Kadir Has Üniversitesi'ne katıldım. Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi ben gelmeden evvel de faal. Başka birçok faaliyetler yapıyor. Yani ben geldikten sonra da burada merkezi yani daha farklı alanlara da yayılarak, şey yaparak geliştirmeye çalışıyoruz. İstanbul Çalışmaları Merkezi'nin araştırmacıları var, misafir araştırmacıları var. Yurt dışından ve yurt içinden gelen misafir araştırmacılar. Onlar İstanbul üzerine yaptıkları doktora ve doktora sonrası araştırmaları merkezimizde yürütüyorlar. Mesela birkaç tane daha önceden yaptığınız araştırma başlığı söylerseniz belki... Yani mesela İstanbul'da çok farklı alanlarda, kent etnografyası alanında, kent konut alanında yapılan araştırmalar var. Çalışmaların bir kısmının, büyük bir kısmı İstanbul odaklı. İstanbul'da yapılan çalışmalar, saha araştırması İstanbul'da olanlar. Mesela İstanbul'da toplu konutların kullanıcılar açısından ne ifade ettiği, kullanıcılar toplu konutlarda ne kadar müşteri memnuniyeti şey yapıyorlar, algılıyorlar. Evet. Bu meselelere ilişkin görgülü araştırmalar yapılıyor. Anımsadığım kadarıyla mesela İstanbul'da sokak müzisyenleri üzerine bir etnografik araştırma yapılıyor. Yani yapıldı. Yani İstanbul'la ilgili tezden teze de değişiyor. İstanbul mahalleleri üzerine araştırmalar var. İstanbul'da sanat, anlıyorum. Genellikle tema olarak İstanbul'u alan tabii. şeyler yapıyor. Tabii. Ama merkez sadece misafir araştırmaları ağırlamakla yetinmiyor. Aynı zamanda bazı araştırma projelerine ve de katılıyor. Bazı İstanbul'daki büyük sanat etkinliklerine danışmanlık yapıyor. Mesela bu sene yapılan liman sergisi vardı İstanbul Modern'de. İstanbul Modern'deki liman sergisinin danışmanlığını bizim merkez yaptı. Yani o serginin konseptine, işte araştırma sürecine, dokümantasyonuna yardımcı olmaya çalıştık. Hali hazırda Salt Galeri'de açık olan mesela İstanbul'da İşverenler Sergisi diye bir sergi var. Mimarların
işverenleriyle ilgili bir sergi. Biz o sergide mesela Osmanlı döneminde kadınlar tarafından finanse edilmiş binaların haritalanmasında katkıda bulunduk. Yani merkezin çok merkezin faaliyet alanı şehrin çok boyutluluğu kadar geniş. Yani evet. bize birçok alanda talep geliyor. Biz de bazen hazırlıklarımız oluyor, bazen ise o alanlarda hazırlık yapıyoruz. Yani mesela şu anda Pervitiç haritalarının yeniden yorumlanmasıyla ilgili bir proje yapıyoruz. 1927 yılı İstanbul sokakları üzerine bir araştırma yapıyoruz. Şimdi bugün konuşacağımız konuda da İstanbul'un sosyal araştırmaları, sosyal haritaları şeyde bununla buna benzer bir proje. Bu proje aslında TESEV'den bize geldi. TESEV'deki arkadaşlar bir vakıfla, bir yabancı vakıfla yaptıkları araştırmada İstanbul mahallelerinde nüfusun yaşları ve bu mahallelerin ekonomik durumuyla ilgili bir harita arıyorlarmış. Bu haritayı elde etmek için İstanbul'da epey dolaşmışlar. Sonunda da belki bizim yardımcı olabileceğimiz söylenmiş. Biz de projeyle o şekilde tanıştık. Ondan sonra ve bu talep edilen bilgi yoktu. Yani olmayan bir bilgi istiyorlardı. Orijinal bir bilgi isteniyor. Tam olarak ne arıyorlardı? Yani bunlar bu TESEV belediyelerin sosyal politikalarını değerlendiren, özellikle çocuğa yönelik, okul öncesi çocuklara ilişkin politikalarını, kreşleri, çocuk alanlarını, parkları ve bu alanda yapılan sosyal faaliyetleri İstanbul genelinde değerlendiren bir proje yapıyor. Bu projenin bir tespit çalışma kısmı var, bir de geleceğe ilişkin yapılacaklar kısmı var. Bu uzun erimli bir proje, hala da devam ediyor. Ama ilk aşamada İstanbul mahallelerinde nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, yani çocuklar nerede yoğunlaşıyorlar, yaşlılar nerede yoğunlaşıyorlar, bu yoğunlaştıkları yerlerde nüfusun ekonomik durumu nasıl? Evet. Yani hangi mahallelerde bir görüntüsünü arıyorlardı. Evet, bir fotoğrafını çekmek isteniyor. Fakat burada ne yaşlarla ilgili ne de nüfusun ekonomik durumuyla ilgili hazır veriler yok. İkincisi, bir an için olduğunu varsaysak İstanbul'da aşağı yukarı 1000'in üzerinde mahalle var. Bu mahallelerde de yaş grupları itibariyle dediğimiz zaman en azından 20'ye yakın yaş grubundan bahsediyoruz. Evet. Her mahallede bu 20 yaş grubuna dağılmış nüfusun hangilerinde gençler yoğun, hangilerinde orta yaşlılar yoğun, hangilerinde yaşlılar yoğun, hangilerinde yani bunun tespiti aslında çok ilginç ve zor bir tespit problemi oluyor. Siz nasıl çözdünüz bunu hocam? Şimdi bunu tabii bu veri madenciliği alanında geliştirilmiş yeni ve sofistike teknikler, yani biraz incelikleri olan teknikler kullanarak bu verileri analiz ederek İstanbul'un bir yaş haritasını yapmak mümkün olabiliyor. Ondan sonra İstanbul'un böyle bir bunun bu yaşlarla ilgili olarak veriyi Ankara'dan, TÜİK'ten talep edilirse almak mümkün olabiliyor. Ama burada da başka sorunlar var. İstanbul'un bir yaş haritasını yapalım denildiği zaman mesela burada gerçekten mahallelerin büyüklükleri birbirinden aynı değil. Nüfusları da aynı değil. Onun için bizim yani burada %10 ağırlıkta işte bilmem gençler var denildiği zaman bu %10 dediğimiz şey büyük mahallelerde çok büyük sayılar ifade ediyor. Evet. Şehrin merkezinde Balat'ta, Cibali gibi yerlerde küçücük mahallelerde ise ihmal edilebilecek derecede küçük sayılarla şey yapıyor. Şimdi bunların
Bunların haritalanması, bu bilginin görselleştirilmesi çok böyle incelikli istatistik görselleştirme şeyleri gerekiyor. Eğitim şeyle ilgili bu bizden talep edilen şehrin mahallelerinin ekonomik durumuyla ilgili. Bir de o bölüm var. Bir de yaş grupları var, bir de ekonomik durum var ve bunlar, bunların üstüne geçirebilmek. Bunlar istenilen talep bu. Hani hangi eğitim, hangi gelir durumundaki mahallelerde ne tür nüfus yapıları var, yaş yapıları var. Onlar onu arıyorlar. Evet. Yani burada birinci sorunun cevabı yok, ikinci sorunun cevabı yok, üçüncü soru aranıyor. Üçüncü soru. Yani şimdi burada sırayla gidelim. Bu yaş haritasını TÜİK'ten aldık. Evet. İşte bunu şeyle yaşların manidar düzeyde yoğunlaştığı bölgeleri gösteren haritalar yaptık. İkincisi bu şeyi göstereyim. İkincisi bu onu göstermeden önce bu şeyi anlatayım. Yani bu şey Türkiye'de en zor elde edilen şeylerden bir tanesi mahallelerin gelir durumları. Çünkü gelire dair bilgi Türkiye'de bütün az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelir bilgisini Türkiye'de istatistik yoluyla yani sayım yoluyla elde etmek hemen hemen imkansız. Amerika'da bu zor. Amerika'da o kadar zor değil. Çünkü Amerika'da çok kuvvetli bir mali denetim sistemi var. Evet. Buna iç gelir şeyi diyorlar. Bu iç gelir servisi Amerika'da hemen hemen kuş uçurtmuyor. O yüzden Amerika'da bizden çok daha küçük mekan birimleri itibariyle ki ona sayım gözlem birimleri deniyor. O sayım gözlem birimleri itibariyle medyan geliri almak mümkün. Ki bu sayım gözlem birimleri dediği şeyde Amerika'da bizim bir veya iki tane veya üç tane yapı adamız büyüklüğünde. Yani bizim mahallelerimizden küçük. Evet. Onun için Amerikan şehirlerinde nüfus yani gelir gruplarının mekansal dağılımına ilişkin bilgi çok yüksek hassasiyetle elde ediliyor. Halbuki bizde böyle bir bilgi yok. Ve o bilgi olmadığı için de sosyal politikaların tasarlanması çok zor. Çünkü varlıklının orta gelirlinin işte bilmem varlıksızın, mülksüzün nerede yaşadığını bulmak zor. Her çok yerde genel olarak. Tabii her yerde bu gruplar birbirinden tamamen kopuk yaşamıyorlar. Yani varlıkların yaşadığı yerde de mülksüzler var. Mülksüzlerin yaşadığı bölgelerde de varlıklı olanlar var. Ama yerin niteliğini veren, yerin ayırt edici yeteneğini veren bilgiyi yapmak mümkün. Yani burada istatistiksel manada varlıklılar yoğundur. Burada daha bunu az nasıl var. Yaptınız? Yani bunlar bu bilgiyi toplamak yani önce veriyi nereden bulacağımızı bulmak gerekti. Çünkü veri yok. Yani evet. Biz bu TSEV bu bilgiyi belediyelerin emlak rayiç bedel verilerinden beyan üzerinden alınan evet. Ve şeyde işte yayınlanan kamuya yayınlanan şeylerden toplanabileceğini şey yaptık ve bu belediyelerin e-belediyecilik sayfalarında bulunan İstanbul'daki yaklaşık 82 bin sokağın değerini şeyden indirdik. Onun üzerine istatistiksel işlemler yaparak işte bugün göreceğimiz bu şimdi ilk haritamızı yaptık. Bu haritada belki ona geçebiliriz. Evet böyle bir harita. Şimdi bu haritada uzaktan belli olmuyordur ama şimdi burada 3 çeşit renk var. O maviler yani buradaki bilgileri metropoliten ortalamanın altındaki mahalleler, metropoliten ortalamaya yakın mahalleler ve metropoliten ortalamanın üzerindeki mahalleler şeklinde 3 renk koduyla şey yaptık. Mavi tonlarıyla gösterilen yerler metropoliten ortalamanın altındakiler. Yeşille gösterilen yerler metropoliten ortalama civarındaki mahalleler. Sarıdan kahverengiye giden yerlerde de metropoliten ortalamanın üzerindeki mahalleler gibi şey yapabiliriz.
Belki bunu biraz daha büyütmek mümkün olabilirse. Evet, arkadaşlarımız biraz daha büyütürse ekranda bunu, izleyicilerimize daha net renklerin dağılımını görebilecekler. Yani şimdi burada burada biraz daha iyi oldu. Şimdi Boğaz'ı, tarihi yarımadayı, şeyleri görebiliyoruz. Şimdi bakın mesela şöyle şeyler var. Tıpkı böyle bir ağacın halkalarına bakarcasına. Evet. Şehrin tarihi merkezdeki iç halkada şeyler çok yüksek. Arazi fiyatları çok yüksek. Metropoliten ortalamanın üzerinde. Tabii oralar merkezi yerler. Merkezi yerlerde arazi fiyatının yüksek olması metropolün her noktasına çok erişilebilir olmasından kaynaklanıyor. Yani o bir erişilebilirliğin, İngilizce buna accessibility'nin şeyi. Hı hı. Bu erişilebilirliğin en yüksek olduğu yerlerde İstanbul'da eskiden Karaköy, Sirkeci gibi yerlerdi. Evet. Ama Boğaz Köprüsü yapıldıktan sonra artık erişilebilirliğin yüksek olduğu yerler Mecidiyeköy, işte bu metro hatlarının olduğu yerler ve tabii metroyla çevre yolunun kesiştiği noktalarda erişilebilirliğin çok yüksek olduğu yerler. Nitekim burada görüyoruz o kahverengin en yüksek olduğu yer, arazi fiyatlarının en yüksek olduğu yerlere şey yapıyor. İşte Şişli, Mecidiyeköy, Nişantaşı gibi yerler. Tarihi yarımadaya baktığımız zaman orada çok ilginç bir şey var. Orada hemen İstanbul'da olan renklerin hemen hepsi tarihi yarımadada var. Yani tarihi yarımada biraz İstanbul'un modeli gibi bir şey. Mesela çok düşük yerler var ama bu taraftan da şey çok yüksek olan yerler var. Yani Kapalı Çarşı mesela, özellikle orada bir Kalpakçılar şeyi vardır. Kalpakçılar Başı Caddesi. Hı. Yani Beyazıt'ı Nur Osmaniye'ye bağlayan şey. Orası İstanbul'da hemen hemen şeylerin, emlak fiyatlarının en yüksek olduğu yerdi. Çünkü İstanbul'da böyle sürekli bir şeyin olduğu yer. Sirkülasyon olduğu. Bu bilgileri işleyerek İstanbul'un bu şeyini elde ettik. Sonra bizim şey işte merkezimizde çok değerli bir coğrafi bilgi sistemi araştırmacısı var. İsmi Murat Türek. O İstanbul'da bunun haritalanması için İstanbul'da mahallelerin şeylerden arındırılmış. Yani sadece konutlarını gösteren bir altlık harita hazırladı. O altlık haritayı üzerinde de bu şeyi göstermek mümkün oldu. Şimdi burada tarihi yarımadaya baktığımız zaman, tarihi yarımadayı da kendi içinde değerlendirdiğimiz zaman mavi olan yerler Fatih ilçesinin ortalamasının emlak değerleri altındaki mahalleleri gösteriyor. Gördüğümüz gibi bu Balat, Cibali, işte Ayakapı filan denen o kuzey sahilde emlak fiyatları şeyin altında. Şeye doğru geldiğimiz zaman, işte bu Samatya tarafına doğru geldiğimiz zaman yine altında ama şey biraz daha fiyatlar daha biraz daha evet. Ama bu şeye baktığımız zaman Atatürk Köprüsü'nden gelip o Bozdağ Köprüsü'nün altından geçip daha bizi şeye götüren, Yeni Kapı'ya götüren caddenin sağı ile solu arasında muazzam bir kontrast var gördüğümüz gibi. Yani şeye bakarsak böyle bu caddenin batı tarafında Fatih'in konut alanındaki şeyler düşük. Evet. Ama şeye baktığımız zaman doğu tarafımızda şeyler fiyatlar yüksek. Bu caddenin doğu tarafında işte bütün o Hanlar bölgesi, Kapalı Çarşı var ve orada çok az konut var. Orası rantını ticaret üzerinden alıyor. Öbür tarafta tabii o rantla da hiçbir şey konutun baş etmesi mümkün değil yani Evet. Yani isterseniz böyle yani bunlar çok aslında bu kontrast yani farklılıklar, benzerlikler bir sürü mahalle bazında inceleme var elimizde biliyorum. Haritalardan birkaç tanesine bakalım isterim. Tabii. İsterseniz Anadolu yakasıyla başlayalım. Tabii. Anadolu yakasında Kadıköy çok özel bir bölge. Evet, ona bakalım. Maltepe, Ataşehir. Yani tabii onlara bakalım. Aslında konuşacak çok şey var üzerinde. Ama isterseniz hemen bir arkadaşlarımız açarsa Kadıköy'ü. Ben de bilgisayardan açayım. Mesela burada. Şimdi tekrar renkleri hatırlayalım. Bu kahverenginin en yoğun olduğu şeyler, tonlu mahalleler, emlak fiyatlarının en yüksek olduğu değerler. Evet.
şeyden bu kahvenin tonları giderek açıldıkça, yani sarıya doğru geldikçe emlak değerleri giderek azalıyor. Maviye geçtiğimiz zaman ise ilçe ortalamasının altındaki emlak değerleriyle karşılaşıyor. Şimdi burada baktığımız zaman bu İstanbul Kadıköy haritasına baktığımız zaman biraz belki izleyicilerimiz emlak sayfalarından da hatırlayacaklardır. Yani mesela bir emlakin gazetede ilanı çıktığı zaman Deniz'le Bağdat Caddesi arasında, yani sokağın adını söyledikten sonra Deniz'le evet. Bağdat Caddesi veya Bağdat Caddesi ile tren yolu arasında, tren yolu ile minibüs yolu arasında, evet. minibüs yolu ile E5 arasında tabii. gibi bir, yani sokağın emlakin yerini söyleyen, yani bulunduğu bölgesini yani evet. bulunduğu o çemberin nerede olduğunu. Şimdi bu çemberin burada bu haritaya baktığımız zaman bu tür yer belirtmenin ne kadar anlamlı olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela burada o Deniz'le Bağdat Caddesi arasındaki dediğimiz şey Deniz'den sonra oradaki o kesin hat Bağdat Caddesi'nin kendisi. Evet. Oraya tekabül ediyor. Bu, yani, bu kırmızı, kırmızıyla ayıran şey. Evet. Yani o Bağdat Caddesi'nin ortalama olarak aldığımız zaman üzerindeki şey değil ama o Bağdat Caddesi'nin altı Deniz'le Bağdat Caddesi arasında olmakla Bağdat Caddesi'nin üzerinde olmak emlak fiyatları üzerinde çok evet. büyük farklılaşma. Ve sonra tren yolu geldiğimiz zaman tren yolu ile Bağdat Caddesi arasında olan yerlerde daha koyu renkler var. Evet. Şeyden baktığımız zaman tren yolu ile minibüs yolu arasına geldiğimiz zaman şey değişiyor. Fiyat düzeyi biraz daha değişiyor. Minibüs yolunun üzerine çıktığımız zaman, daha kuzeyine gittiğimiz zaman işte bu Kadıköy'ün eski gecekondu bölgeleri, oralar şimdi artık şey oluyorlar. İmar islah planlarıyla düzenli konut haline geliyorlar ve Fikirtepe'de artık orada büyük bir inşaat alanı. Gördüğümüz gibi o Fikirtepe'deki büyük inşaatta Kadıköy'ün göreli olarak düşük emlak değeri olan yer. Buna da kent iktisadında rant makası denen bir şey, bir kavramla açıklanıyor. Burada yani rant makası denen orada, yani bu operasyon, bu kentsel dönüşüm operasyonu başlamadan evvel oradaki rantlar oranın potansiyel rantının çok altında oluyor. Evet. Ve mahallenin genel havası da düzensiz konut alanı olduğu için orada emlak sahipleri tek tek müdahaleler yaparak kendi emlaklarının değerini arttıramıyorlar. Bir çeşit İngilizce'de yani böyle bir düşen ortalamalar diye gibi bir şey gibi. Bunun bir kavramı var. Hani prisoner's dilemma diye bir kavramları var. Yani şeylerin eğer bütünüyle büyük bir proje yapılmadığı takdirde rant düzeyini yukarıya almak mümkün değil. O yüzden çok uzun yıllar o mahalleler emlak piyasasının işleyişinin dışında kaldılar. Dışında kalırken Kadıköy'ün düzenli konut alanları apartmanlaşırken o bölgeler apartmanlaşamadı. Evet. Ama zaman içerisinde bu apartmanlaşmış alanla apartmanlaşamamış alan arasındaki bu rant farkı makası giderek açıldı. Belli bir düzeye geldiği zaman da artık evet. buraya bir müdahale yapılmasının zamanı gelmişti. Bu kentsel dönüşüm dediğimiz şey bu müdahalenin adıydı. Yani şimdi bu harita bize kentsel müdahalenin nerede yapıldığını hangi nitelikler yerlerde yapıldığını çok açıkça gözüküyor. Evet. Yani bu müdahale yapıldıktan sonra mesela biz bugün bu haritayı 2 yıl sonra Tam onu söyleyecektim hocam. Ataşehir'e baksak 2 yıl sonrasını görür müyüz Fikirtepe'nin? Yani işte o 2 yıl sonrasını görürüz. O zaman isterseniz bir Ataşehir'e bakalım. Şimdi burada bu şeyin burada biraz yolları anlatmamız lazım. Şu aşağıdan geçen kırmızı yol bizim E5 yolu. Üstten geçen yol ise TEM yolu. Evet. Yani bu TEM yoluyla şey arasındaki kalan bölgede. Orada gördüğünüz gibi maviler var.
maviler emlak düzeyi düşük olan yerler var. Bir de o kavşak noktasında. Yani TEM yolu, E5 yolu, bir de kuzeye giden bir yol var. O kuzeye giden yolda ikinci köprüye gidiyor. Yani iki çevre yolunu birbirine bağlayan ve kesen yolun kavşak noktasında en koyu kahverengi görüyoruz. Evet. İşte o en koyu kahverenginin olduğu yerde eskiden de bu maviden başka bir şey değildi. Evet. Yani bundan 15 sene, 20 sene önce orası da maviydi. Ama zaman içerisinde o bölge şey yapıp dönüşüme uğradığı zaman, evet, o bölgenin içerisinde çok yüksek bir farklılaşma oldu. Yani şimdi burada Ataşehir'de en yüksek arsa değerlerinden en düşük arsa değerlerine kadar birbirine çok yakın yerlerde bunları yaşamak mümkün olabiliyor. İstanbul'un da böyle bir şeyini, bir çeşit rant tomografisini, mahallelerin emlak durumunu elde etmiş olabiliyor. Şimdi bunu diyeceksiniz ki bunu herkes biliyor. Bunu herkes biliyor. Şeydeki biz bugün Ataşehir'de bir şeye gitsek, emlak gitsek, o bize evet, sokak sokak her şeyi anlatacaktır. Keza Maltepe'deki emlakçı da bunu anlatacaktır. Problem bütün emlakçılar bunu biliyor. Bütün emlak sahipleri de bunu biliyor. Ama İstanbul'un genelini gösteren böyle bir harita yok. Evet, ama bu detayda gösteren. Bu işte biz, evet, de bu tür haritaları yapıyoruz ki, evet, karar vericiler bu konularda süper, hakkında konuştukları ve hakkında müdahale yapacakları bölgeler hakkında bilgi sahibi olunsun. Çok sosyal güzel politikaları, yerleri bilelim. Evet. Böyle bir şeyler. Bu da İstanbul Çalışmaları Merkezi'nin yaptığı başka şeyler arasında ürettiği başka haritalar oluyor. Şimdi yakında bu haritalar web ortamında TESEV tarafından interaktif olarak sorgulanabilir olacak. Yani siteye giren herkes bu haritaları sorgulayabilecek. Oradaki mahallenin adını, oradaki büyüklükleri, nüfusları, her şeyi buradan da öğrenebilecek. Yani biz çok şehrimiz güzel hakkında, içinde yaşadığımız şehir hakkında, şehrin toplumsal ve ekonomik özellikleri hakkında bilgi edinebilme imkanına sahip olacağız. Çok güzel. Hocam, bundan sonra hangi haritaya bakmak istersiniz? Maltepe olabilir. Ya mesela Maltepe'ye bakarsak, Maltepe ilginç, tamam, bir harita. Evet. Maltepe ilginç bir harita. Niye ilginç bir harita olduğunu da söyleyeceğim. Şimdi bakın, burası Maltepe. Sol tarafta gördüğümüz, haritanın sol tarafta gördüğümüz şey Marmara Denizi. Onun bu böyle aşağı doğru getirdiğimiz zaman adaların ucunu da burada görüyoruz. Büyük, evet, adanın ucunu görüyoruz. Şimdi burada şeyi yukarıdan aşağı kesen şeyde E5 yolu. E5 yolu. Şimdi bu E5 yolunun İstanbul'un sosyal coğrafyasında nasıl bir farklılaşmaya yol açtığını burada görüyoruz. Çok net bir resim. Çok net. Çok net. Şimdi E5'in, evet, bunu ben icat etmedim. Bu kavramı ilk kez hocamız Sema Erdir'in Pendik Kentsel Gerilim isimli bir kitabında görmüştüm ve bizim haritalarda da buna çok benzer şeyler elde ediyorduk. Ve sonradan gördük ki bu şey, E5'in üstündeki İstanbul, E5'in altındaki İstanbul, tıpkı bizim Kadıköy'deki gibi Bağdat Caddesi'nin ve deniz arasında, işte Bağdat Caddesi ile minibüs yolu arasında ki farklılaşmaya ilişkin bir toplumsal farklılaşma ekseni olduğunu görüyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman, aslında yani siz denizle bahsediyordunuz. Yani denizle E5 yolu arasında gördüğümüz toplumsal profille o E5'in kuzeyindeki toplumsal profil birbirinden tamamen farklı şeylere, toplumsal hayatlara şey yapıyor, işaret ediyor ve bu yol aslında boydan boya, yani E5 yolunun bir tarafından bir tarafa giden insanların ulaşımını kolaylaştırırken, yolun bir tarafındakilerin hiç deniz kıyısına gelmesini engelleyen fiili bir duvar gibi çalışıyor. Evet. Şimdi o zaman ne oluyor? O zaman şöyle bir şey oluyor. Bu E5 yolu aslında hiç adı konulmamış bir şekilde
o denizle E5 yolu arasına giren insanları bir çeşit kapalı yerleşmede, yani gated community'de yaşar gibi. Onları kuzeydeki insanların yoğunluğundan, trafiğinden koruyan bir şeye, dalga kırana, bir mendireye benzetebiliyor. Bu insanlar bunlara düşman falan değiller. Onlar da oraya gelebilirler. Bir yasak da yok geçmeyi. Fakat mekan öylesine şekillenmiş oluyor ki bu süreç içerisinde. Yani Maltepe'nin, Kadıköy'ün yol ağı kendi içindeki trafiğe oldukça misafirperver. Fakat kuzeyden gelenlere karşı çok elverişli değil. Onları biraz böyle, onlara karşı yol ağının geometrisi, topolojisi pek onları cezbetmiyor. Evet. Yani eğer girmek isterseniz Kadıköy'den deniz kenarına inmek isterseniz, o koskocaman Kadıköy'de kuzeyden gelenlerin denize inebilecekleri çok az sayıda yol var. Bir tanesi işte Tütüncü Mehmet Efendi yoludur. Evet, bir tane tabii. Yani tıkalıdır. Hep tıkalı. Çünkü ondan başka sürekli olan yol yoktur. Yani bir tanesi. Ve evet. O yüzden evet. Bu mekanın içerisindeki bu yapılar, bu şeyler evet. Emlak fiyatlarına da sonunda yansıyor. Aslında emlak fiyatları hocam, şöyle bir şey de söyleyebilirim. Niye bu fiyat farkı nereden çıkıyor diye sorduğumuz zaman, şimdi İstanbul'da biliyorsunuz muazzam bir inşaat faaliyeti var. Eğer siz E5'in üst kısmında bir yerde bir emlak sahibiyseniz, hiç kontrol edemediğiniz bir şekilde evinizin arka taraflarındaki büyük inşaat faaliyetlerinin şeyi oluyorsunuz, şantiye yolu oluyorsunuz. Yani onların bütün kamyonları sizin evinizin önünden geçiyor. Halbuki siz E5 yolunun güneyinde oturuyorsanız, o zaman bu kamyon trafiğinden şimdi öyle değil. Şimdi o bölge de yıkılıyor ama eskiden ondan biraz kurtuluyordu. Mesela Moda filan gibi yerlerde bu o kadar belirgin ki orada çok az inşaat var. Oraya oturduğunuz zaman o mahallenin sükuneti içerisinde yaşamış oluyorsunuz. Halbuki E5'in üzerine geçtiğiniz zaman o sükuneti elde etmek mümkün değil. Çok sağ olun. Az zamanımız var. Aslında konuşacak çok şeyimiz var. Evet. Ben de kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında sadece insanların belki geçişi ile ilgili değil, belediyenin verdiği hizmetlerin de geçişkenliği açısından bir duvar oluşturuyor. Tabii. Yani o yüzden burada, de onlar orayı da bölmek zorunda kalıyor. Tabii. Yani burada size onu da söyleyeyim. Yani bunların tabii tarihine girdiğiniz zaman, demin ben çok sevgili hocamın ismini zikrettim. Bir kez daha zikredeyim. Bunun üzerinde araştırmalar var. İstanbul'daki kamu mal ve hizmetlerinin E5'in üzerindeki ve altındaki dağılımı incelendiği zaman E5'in üst kısmında oturan nüfusun alt kısmında oturan nüfusa göre daha düşük kentsel hizmetler aldığını görebiliyoruz. Mesela burada bu galiba bize çok şimdi, aşina olduğumuz Beyoğlu yakasını gösteriyor. İsterseniz arkadaşımıza çağırsa ekranda Beyoğlu'nu. Beyoğlu'nu ben bilgisayarda açtım. Evet, bu Beyoğlu. Üzerinden konuşmaya başlayabiliriz. Evet, Beyoğlu. Biraz da büyütmek mümkün olabilir mi? Burada şimdi önce buradan bakalım, sonra biraz da büyütelim. Bu maviler işte ilçenin ortalama gelirinin altındaki yerler. Evet. Şimdi burada Denizle İstiklal Caddesi, yani o sınır. Yani bu maviyle sarıların sınırı aslında İstiklal Caddesi'nin olduğu yere geçiyor. Çok benzer bir Şey var. Evet. Yani burada Boğaz'dan iç kısımlara doğru ilerledikçe İstiklal Caddesi'ne kadar böyle bir yokuş çıkıyoruz. İstiklal Caddesi tam bir sırttır. Ondan sonra daha gittiğimiz zaman bu sırtımız inmeye başlıyor. Evet. O sırta kadar olan yerde şeyler yüksek. Evet. Çünkü orası nedir? Orası eskiden, biz onları tarih boyunca da izlemek mümkün olabiliyor. Orası Boğaz'dan gelen rüzgarları alıyor. Bir güzel bir havadar bir yer. İkincisi de yazın güneş batarken orada güneş erken batıyor. Çünkü meyiller böyle olduğu için onlar gölgede kalıyorlar. Halbuki Dolapdere tarafına bakıldığı zaman onlar güneşe çok ekspoze oluyorlar. Batı güneşi de yaşanması en itici şeylerden bir. Evinizin içindeki o batı güneşi çok kötü bir şeydir. Şimdi mesela 1910 yılının, 1890 yılının verilerine baktığımız zaman bu Tarlabaşı tarafında
o tarihlerde daha çok petit burjuvaların, evet, kasap, bakkal, halk, böyle artizan sanatçı kesiminin, ama salıp şey bu sıra serviler tarafına geçtiğimiz zaman da beyaz yakalıların oturduğunu, yani şeyde böyle bir şey olduğunu görüyoruz. Yani o, eskiden de buna benzer bir farklılaşma varmış. Nitekim daha ileriye gittiğimiz zaman tersaneler, işçiler, evet, bilmem neler filan. Şimdi bu ayrım gecekonduyla beraber şey olmamış, silinmemiş, kendini yeniden üretmiş ve hala da şey yapıyor. Burada aslında tarla başının şimdi bir dönüşümü var. Tabii. Şimdi tarla başı dediğimiz şey Beyoğlu'nun Fikir Tepesi. Evet, burada yani zaten orada şimdi en düşük, yani burada en düşük gelir, yani en koyu lacivertin olduğu yer. Evet. Orada da bu operasyon yapıldığı zaman orada bu rant makası dediğimiz şey çok büyük. Yani size şöyle bir şey söyleyeyim. Beyoğlu'nda belki emlak fiyatlarının en yüksek olduğu yerlerden bir tanesi Ayaspaşa'dır. Yani orası. Alman sefaretinin olduğu yer. Alman sefaretiyle şeyin tarla başının kuş uçuşu mesafeli bir kilometreden azdır. Yani bir kilometrenin az bir yerde şu çok inanılmaz bir rant makası var. İşte o rant makası dediğimiz şey bu kentsel dönüşüm denen sürecin başlatıcısı oluyor. Tabii bu sürecin de çok acı ve çok acı verici toplumsal sonuçları var. Yani bu rant makası dediğimiz şey, yani burada araziyi rantını yükseltirken oradaki oturanların, sakinlerin de orada oturma şanslarını ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani evet, evet, tabii çok net. Yani bu haritaların bence en büyük, sizin de bahsettiğiniz, söylediğiniz gibi hocam, yani bu haritaların en büyük değeri şimdi nokta atışı nerenin neye ihtiyacı var gibi bir bakışla aslında adım adım kalkınma ile ilgili bir politika üretilebiliyor olması. Yani burada yani insan, illa belediyenin de değil, insanların da bununla ilgili bir fikri olabiliyor. Yani insanların kendi kendilerinin resmini görmek. Aynen. Kendi mahallelerinin, metropolinin genelinde nerede durduğunu görmeleri, anlamaları filan. Ve ne talep edeceklerini biliyor, istiyor olmaları, bu görüyor çok, bu çok önemli. Evet, çok tabii değerli. Burada bizim yapabildiğimiz kendi şeyde bu proje için bu bilgiyi biz mahalleler itibariyle yaptık. Ama şöyle bir şey var, yani bunun gelişebilmesi, daha ileriye gidebilmesi açısından elimizdeki data sokaklar itibariyle. Sokak ise gerçekten aslında toplumsal hayatın şekillendiği, gerçekleştiği, taşıdığı yer. Yani bu alanları boyamaktansa, evet, sokakları, sokak ağını boyamak, onların şekillendirdiği kavşakları, onların, evet, sağı solu, onların yönelimlerini haritalamak çok daha heyecan verici bir şey. Ama bu imkansız değil, fakat emek gerektiren, heyecan gerektiren bir şey. Yani bu konuda bir gönüllü emeği olursa, evet, yani bir inisiyatif bir şey kurulursa, veri madencileri işimize yarar mı mesela? Ya, tabii her şey yazımız, yani bizim veri madencileri de işimize yarar. Ben bu işi öğrenmek istiyorum, ben bu şehri haritalamak istiyorum çok diyen veri madencisi olmayan gönüllülere de ihtiyacımız var. Yani mesela 10 tane 15 tane gönüllü gelip biz bu işi yaparız, şu bölgenin sokak ağının yapısını çıkaralım derlerse İstanbul Çalışmaları Merkezi onlara destek bu konuda olur, bir şey olabilir. Gösterir. Yani bu şeyi, bu inisiyatifi hayata geçirebiliriz ve bizim o zaman şey yapacağımız, yani mahalle sokaklar itibariyle üreteceğimiz haritalar hem insanların kendilerini görmelerini, evet, hem de gündelik hayatlarıyla ilişki kurmalarını bu haritalardan çok daha başarılı yapacaktır. Süper. Çok güzel hocam. Yani az zamanımız var. Konuşmak istediğiniz, benim hakkımda Bakırköy, Sarıyer ya da Eyüp, Arnavutköy olabilir. Hı. Ya mesela Eyüp'e gidebilirsek. Tamam. Eyüp'ün şöyle bir özelliği var. Eyüp Haliç'in güney kıyılarından başlıyor, ta Karadeniz'e kadar uzuyor. Yani bugün mesela Eyüp kendi iç farklılaşması çok yüksek olan bir yer. Orada evet. Mesela Eyüp ilçesi dediğimiz şey bu kırmızının tamamını kapsıyor. Evet.
Yani bunu şimdi mesela bu şeyin en dibinden başlıyoruz. Haliç'in en dibinden, o mezarlığın oradan başlıyoruz. Orada ondan sonra kuzeye doğru gidiyoruz ve bu kuzeye doğru gittiğimiz zaman işte bunun içerisinde bazı köyler var. Hı hı. Ve de Göktürk gibi, gibi kocaman bir şey var. Üçüncü köprünün hava meydanı, bağlantı yolu geçiyor. İşte bunun kenarında şey yapılıyor. Üçüncü hava meydanı yapılıyor. Yani muazzam bir dönüşüme konu olacak bir büyük bölge. Şimdi bu bölge, bu bölgenin mavi bile değil. Değil, mavi bile değil. Bu büyük bir kısmı yok, boş. Yani, boş, boş zaten. Evet. Yani ama bu burası boş boş olarak kalmayacak. O kırmızı yol, tabii yani ki. O burada üçüncü köprü bağlantı yolu zaman içerisinde onun etrafındaki arazileri muazzam bir dönüşüme başlatacak ve bu süreçlerde bu şekilde gidecek. Yani biz burada bu haritalara bakarak şehrin nereden nereye geldiğini izleyebiliyoruz. Bunun ilginç bir tarafı burada kullanılan veriler her yıl tekrar üretiliyor. Tabii. Yani bu emlak vergisi alındığı için belediyeler bu tespitleri yapıyorlar. 5 yılda bir sayım yapılıyor, yenisi yapıldı. Ve her yıl şeyler, mahalle muhtarlıkları kendi bölgelerinde yaşayan nüfusun bilgilerini TÜİK'e iletiyorlar. Yani bu bilgileri biz her yıl tekrar haritalayarak bir çeşit şehrin tomografisini, zaman içerisinde tomografisini elde edebiliriz. Tabii bunlar yani Amerika'da kullanılan veri kalitesiyle karşılaştırılamayacak derecede düşük olsa bile hiçbir şey olmasına rağmen gene bir çok şey. Çok önemli bir ilk adım. Bir şey. Yani bunu amacımız bunun gibi girişimlerin daha sayılarının artması. Kesinlikle. Ve insanların kendi kendilerine ilişkin bilgi toplamaya başlamaları. Şahane. Yani Arnavutköy, Bakırköy, Sarıyer bunlardan konuşabiliriz. Ama, yani, ama biraz benziyor aslında. Benziyor. Özellikle Bakırköy, Kadıköy, bu benzetmeler çok yakın. Evet. Yani... İsterseniz bakalım ama isterseniz yok, devam yok. Edelim. Yok yok, yani bence zannediyorum zamanımızda aşağı yukarı bitirdik. Peki. Burada yani önümüzdeki projelerde şehir çalışmaları merkezinin önümüzdeki projelerde var mı? Böyle bizim bilmemiz meselesiniz. Yani, yani şu anda İstanbul Çalışmaları Merkezi'nin projeleri hiçbir zaman bitmiyor. Yani yani bu projeyi teslim ettiğimiz sırada zaten yaptığımız başka bir proje var. Şu anda yoğun olarak üzerinde çalıştığımız 3 tane proje var. Bir tanesi TÜBİTAK destekli olarak yaptığımız bir proje var. O Türkiye'de şehirsel bölgelerin oluşumunu anlatıyor. Yani İstanbul'un etrafında bizim imarlı alan ile il sınırı arasında yani ne köy ne kent diyebileceğimiz o çeper alanları zaman içerisinde nasıl oluşmuş, nasıl dönüşmüş, bunların oluşum süreçlerini uydu resimlerinden alarak şey yapan ve Türkiye çapında yani kapsamlı bir bölge çalışması yapıyor. İkincisi bir başka çalışma, mesela merkezde yürütülen 1700'lerin sonunda, 1819. yüzyılın başında üretilmiş bir Bostancıbaşı defterleri var. Bu defterlerde İstanbul'un kıyı şeridindeki bütün binaların özellikleri yazılmış. Biz bu kayıtlardan yola çıkarak İstanbul sahil şeridinin bir çeşit sosyal ve fiziksel haritasını yapmaya çalışıyoruz. Merkezde bir başka aynı anda yürütülen bir başka çalışma 1927 yılında Osman Nuri Ergin tarafından yapılan bir tespit çalışması var. İlk nüfus sayımı için yapılan bir sokak numaratajı var. Burada 8000'e yakın sokağın hangi işlevleri içerdiği, okul, bina, arsa, yangın yeri, işte havra, kilise ne varsa yani bütün bunlar teker teker yazılmış. Bir de buradaki bina stokunun kaç katlı olduğu, hangi malzemeden yapıldığı konusunda bilgi. Bu bilgilerin analizinden bir çeşit bugün artık var olmayan bir İstanbul'un 1927 yılındaki atlasını, şehir atlasını yapmak mümkün olabiliyor. Sokak düzeyinde. Bunun yani bir şehir araştırmacısını çok heyecanlandıran tarafı şu, eğer sokakların sosyal ve
fiziksel özelliklerini kent düzeyinde bilebilir isek, bu haritaları Pervitiç haritasıyla çakıştırıp Pervitiç'teki o çok zengin bilgiyi yeniden okumak, yeniden kıymetlendirmek, yani interpretasyonu başka düzeylere taşımak ve harita, yani mümkün olabilecek. Pervitiç haritası binalar hakkında bilgi vermek ama şehir hakkında bilgi vermemek üzere üretilmiş bir harita. Bizim haritamız ise şehir hakkında hakkında bilgi veriyor. Evet, bunları birleştirebiliriz. Ama binalar hakkında bilgi vermiyor. Bu ikisini birbiriyle konuşur hale getirdiğimiz zaman Pervitiç haritasının bize verdiği mesajı kat kat arttırmış oluyoruz. Yani şehir çalışmaları size verdiğim bu küçük örneklerden de süper gösterebileceği gibi daha heyecan verici bir şey, evet. Yani bunun sonu, evet, yok yani. Daha demek ki yani zaten birkaç programda daha beraber olacağız. Bunlar, evet, çok heyecanlı konular. Bu, evet, bir kısmında onlara saklarız yani. Aslında burada bahsetmediğiniz birkaç projeyi de biliyorum. Onlar da çok güzel. Belki onlardan da bahsederiz. Hocam çok teşekkürler geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ olun. Ben de programı kapayayım. İstanbul Hepimizin hazırladığı Şehir Hepimizin programı 39. bölümünü kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümle karşınızda olacağız. Ben Ali Erhat. Bize ulaşmak isterseniz İstanbul Hepimizin'e sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere haftaya.